Çok Sessiz Stüdyo'dan herkese selamlar. Bildiğiniz gibi Çok Sessiz Stüdyo çok sesliliği kutladığımız hiçbir taraf görüş ya da düşünce fark etmez sizin herkesin sesini duyurma fırsatı verdiğimiz bir platform. Tam da gündemimiz seçimken seçimden önce farklı sesler duyalım dedik ve seçim özel programını yaptık. İlk bölüm içinde Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Erkan Baş ile Podi Stüdyosu'ndayız. Hoş geldiniz Erkan Bey çok teşekkürler geldiğiniz için. Merhaba hoş bulduk. Sizinle buluşmadan önce podi kullanıcılarından size sormak istedikleri soruları toparladık. Onlar sağ olsunlar bayağı bir soru paylaşmışlar. Hepsini soramayacağız ama aralarından bir toparlama yaptık. Onları e, burada size soracağım. E, öncelikle herkesin konuştuğu sosyal medyada, ortamlarda hatta WhatsApp gruplarında insanların birbirine sorduğu birkaç soru var. Benim de bir arkadaşım sormuştu hatta. Sizin ağzınızdan duymak güzel olacak. E, Berke isimli kullanıcıdan gelmiş. Şimdi onu dinleyelim. Merhaba Erkan Bey. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki sesimi size podi üzerinden doğrudan duyurabilmek benim için çok anlamlı. Size sorum şu, oyların bölünmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Çünkü tabii ki demokrasimizde herkesin kendini en iyi temsil ettiğini düşündüğü partiye, kişiye oy vermesi çok doğal bir hakkı. Fakat bu kadar önemli bir seçimde bizim aynı zamanda sonuçları ve pragmatizmi de düşünmemiz gerekiyor. Bu konuda oyların bölünmemesi konusunda bir sorumluluk hissediyor musunuz? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim. Peki. Merhaba <laughs> Berke. Ee, bir kere muhalefete oy kattığımızı düşünüyorum. Ee, özellikle oy kullanmayan seçmenler ve e, ilk defa oy kullanacak milyonlarca arkadaşımız... ...Türkiye'de siyasete baktıklarında genel olarak bir umutsuzluk hissediyorlardı... Ben onların bir bölümünün azından Türkiye İşçi Partisi sayesinde muhalefete oy vereceklerini düşünüyorum. İkincisi bugüne kadar iktidarın bir parçası olan çok sayıda insanın da e, oradan koparken... ...geleneksel alışkanlıkların nedeniyle bildiğimiz muhalefet partilerine yönelmediğini... ...ve Türkiye İşçi Partisi'ne yöneldiğini de buna eklemek isterim. Dolayısıyla sonuçta baktığımızda Türkiye İşçi Partisi muhalefetin e, oylarını arttırıyor. E, bu pragmatik oy kullanma meselesi kavram olarak pek hoşuma gitmedi ama e, ülkenin bütünlüklü çıkarlarını gözeterek oy kullanmak diye formüle edelim bunu. E, bizim iddiamız Türkiye İşçi Partisi'nde verilecek oylar sadece seçim sonuçlarını olumlu anlamda etkilemeyecek. Aynı zamanda Türkiye'nin ikinci yüzyılına bugüne kadar sesi duyulmayan insanların sesinin daha güçlü taşınması için de bir vesile olacak. Özetle oy bölmüyoruz, muhalefetin oylarını güçlendiriyoruz diyebilirim. Çok teşekkürler. O zaman hemen devam ediyorum. Bir tane daha de. Tamam. 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 Ben de yok Pişkin, evet. <laughs> ben de olmadı, için sizin kerelekleriniz. Tamam mı? Buyurun. Çok teşekkürler. O zaman set kullanıcı adıyla gönderilmiş bir soru var. Yine çok tartışmalı bir konu. Aynı zamanda Defne'den de gelen bir soruyla birleştirilebilir. O yüzden ikisini birlikte açacağım. Başkanım, öncelikle merhabalar. Bu seçime İşçi Partisi'nin çok güçlü bir şekilde giriyor olmasıyla birlikte sosyal medyada e, tipe verilen oylar boşa gidecek mi diye çok fazla konuşuluyor. Bununla ilgili bir soru sormak istiyorum. E, İşçi Partisi Türkiye'nin tüm illerinde milletvekili çıkarabilir mi? E, çok güçlü olmadığınızı düşündüğünüz illerle ilgili bir stratejiniz var mıdır? Teşekkür ederim. Hemen Defne'yi de dinleyelim. Erkan Bey merhabalar. Benim sorum seçime girdiğiniz ama vekil çıkarma şansınızın olmadığını düşündüğünüz bir il var mı? Şimdiden teşekkür ederim. Ben de iki arkadaşımıza da teşekkür ediyorum. Şimdi oy çok önemli. Çünkü insanlar başka türlü kendilerini ifade edemez hale geldiler. Yani normalde siyasete katılımın çeşitli yolları vardır işte. Miting yaparsınız. Basın açıklaması yaparsınız. Eylem yaparsınız. E, ne bileyim tweet atarsınız. Şimdi bunların hepsinin engellendiği bir ülkede yurttaşın e, oy aracılığıyla tavrını ortaya koyma dışında bir seçeneği kalmıyor ve o yüzden oylar hepimiz için son derece önemli. Biz Türkiye İşçi Partisi olarak bunu gören bir yerden bu seçimlere giriyoruz. Yani yurttaşın vereceği oy nasıl en etkili hale gelir sorusuna yanıt bulmaya çalıştık. Bu nedenle e, herkesin bildiği gibi 52 ilde seçimi girmeye karar verdik. Çünkü diğer illerde ya bizim milletvekili çıkartma olasılığımız yoktu ya da orada milletvekili kazandığımızda muhalefetten birisi bir parti milletvekili kaybedecekti. Bunları il il bölge bölge çalışarak e, hareket ettik. Burada itiraf etmem gerekir ki bir zorluk var. Çünkü seçime girebilmek için en az 41 ilde seçime girmek gerekiyor. Dolayısıyla seçime girdiğimiz her yerde mutlaka milletvekili çıkartacağız ya da her yerde aynı derecede iddialıyız diye bir yaklaşımımız yok. E, seçime girdiğimiz ve milletvekili çıkartamayacağımızın kesin olduğu bir il biliyorum. Bayburt. E, Bayburt'ta bir milletvekili çıkıyor. AKP'nin oyları yarıya bile düşse e, AKP'nin çıkartacağını düşünüyorum. Çok teşekkürler. Ee, çok önemli bir seçmen kitlesini Kapsayan bir soruyla devam edeceğim Z kuşağı ee, Bundan bir önceki bölümde de Z kuşağından bir podcaster konuğumdu ve Z kuşağı ne istiyor diye sorduğumda Ben temsil istiyorum demişti Gerçekten çok etkili bir yanıttı Z kuşağı böyle gerçekten ee, Şimdi bir sorumuzu dinleyelim Sena'dan gelmiş Erkan Bey merhaba. benim sorum seçimin kaderini belirleyeceği çok konuşulan ve ilk defa oy kullanacak gençlere Z jenerasyonunda bir mesajınız var mıdır? Tiple nasıl bir Türkiye onları bekliyor? Teşekkürler. Ya birkaç şey söyleyeceğim. Bir Türkiye'de siyaset çok yaşlı. İşte ben 44 yaşındayım ve Türkiye'nin genç siyasetçilerinden birisi olarak kabul ediliyorum. İkincisi Türkiye'de hep birileri gençlere bir şeyler vaat ediyor ya da birileri gençler adına konuşuyor. Bunu değiştirmek gerekiyor esas olarak. Yani doğrudan ben Belki de arkadaşımıza itiraz edeceğim. Yani gençlerin temsil edildiği değil de doğrudan kendilerin dahil olduğu bir siyaset alanı yaratmamız gerekiyor. Yani birileri gençleri temsil etsin ya da birileri gençlere bir takım gelecek vaatlerinde bulunsun yaklaşımı bana çok doğru gelmiyor. En sinirlendiğim şeylerden bir tanesi gençlerin geleceğine ilişkin tartışmalar. Ben gençlerin sorununun bir gelecek sorunları olduğunu düşünüyorum ama daha önemlisi bugün gençliğimizi yaşayamıyoruz. Yani 18 yaşında bir arkadaşımıza sen 35 yaşına geldiğinde şöyle yaşayacaksın demek kuşkusuz değersiz bir şey değil ama yani 18 yaşında nasıl yaşayacak? 20 yaşında nasıl yaşayacak? 22 yaşında yani hayatının en güzel yıllarını nasıl geçirecek? Hayatının en güzel yıllarını sadece geleceğe yatırım yaparak mı geçirecek? Dikkat ederseniz bütün siyasetçiler tırnak içinde söylüyorum vaatlerini bunun üzerine oturtmuş durumdalar. Ben gençlerin siyaset yapabileceği, özgürce fikirlerini söyleyebileceği bir ülkenin çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Biz de parti olarak bunu yapmaya çalışıyoruz zaten. Yani gençlerin parti yöneticilerini taklit ettikleri, hani küçük genel başkanlar, küçük il başkanları, küçük ilçe başkanları olarak görüldükleri bir anlayışı değiştirmemiz lazım. Gençler oldukları gibi siyasette yer bulabilmeliler ve bugün nasıl yaşayacaklarına ilişkin karar verebilmeliler. Çok teşekkürler. O zaman ilk kez seçmen olacaklardan sonra bir de uzun zamandır seçmen olacaklarla ilgili bir soru var. Ve Furkan isimli kullanıcıdan geliyor. Erkan Başkanım selamlar. Ee, Sizi buradan soru soruyor olabilecek olmak çok keyifli. Bunun için önce Podi'ye sonra size çok teşekkür ederim. Ee, biliyorsunuz e, oy verirken ülkemizde maalesef insanlar alıştığı partiye oy vermekten kolay kolay vazgeçmiyorlar. Bence böyle bir genel durum söz konusu. Size yakın hisseden ancak alışkanlığından dolayı eli Türkiye İşçi partisine gitmeyecek olan insanların fikrini değiştirmek için onlara ne söylemek istersiniz buradan? Ben de teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle bir sorun var. Türkiye İşçi Partisi'ne daha önce oy vermiş olamazsınız. Çünkü Türkiye İşçi Partisi daha önce seçime girmedi. E, o mantıkla bakarsak e, bize oy verecek herkes e, daha önce bir partiye oy vermiş durumda. E, ben daha önce hangi partiye oy vermiş olursa olsun bütün yurttaşlardan oy istiyorum. Türkiye İşçi Partisi'ne oy verin diyorum. Çok basit bir hani madem matematik konuşuluyor seçimde siyasetten çok ben de bir matematik hesabıyla yanıt vereyim buna. Şöyle düşünün. E, alışık kın olduğunuz partiye oy verdiğinizde diyelim ki mecliste o parti 200 milletvekiliyle temsil edilecek. Türkiye açısından, bizler açısından, sokaktaki insan açısından o partinin 200 kişiyle temsil edilmesi mi daha iyi yoksa varsın o parti 180 kişiyle temsil edilsin de Türkiye İşçi Partisi 20 kişiyle temsil edilsin mi daha iyi? kendiniz açısından bakmayın sadece ülkenin bütünlüklü çıkarları açısından bakın ve ona göre oy kullanın. Ben iddia ediyorum ki Türkiye İşçi Partisi'nin bir grup olarak yer aldığı meclis çok daha işlevli bir meclis olacak. Türkiye İşçi Partisinden ne kadar çok milletvekili parlamentoda olursa sokaktaki yurttaş kendisini o kadar daha fazla mecliste temsil ediliyor hissedecek. Çok teşekkürler. Birazcık da etkinliklere girmek istiyorum. Duygu Özenç'ten gelen bir soru var. Öncelikle merhabalar. Sorum şu şekilde. Global müzik festivalleri, dünya cümle isimleri, stadyum konserleri gibi popüler etkinlikler için Türkiye'nin yeniden cazibe merkezi haline gelmesi sağlamak adına planlarınız nelerdir? Şimdiden çok teşekkür ederim. Önce bizim için bir cazibe merkezi haline gelmesi lazım burada yaşayanlar için gerçekten geride kalan 20 yılda en fazla neşemizi kaybettiğimizi söyleyebilirim çünkü insanların yan yana gelmesinden birlikte eğlenmesinden birlikte mutlu olmasından rahatsızlık duyan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu soru soruldu da hep şunu anlatma ihtiyacı hissediyorum. 95-96'da üniversiteye girdim ben. Üniversitede üniversite yönetimi tarafından şenlikler yapılırdı. Biz onu beğenmeyip bir de alternatif öğrenci şenlikleri yapardık. Yani mevcut yapılanlar bir bizi tatmin etmezdi ve her üniversitenin mesela şeydi böyle diyelim ki İstanbul Üniversitesi'nin alternatif açılış şenliği çok önemliydi. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin alternatif kapanış şenliği çok önemliydi. Bunlar böyle çok etkili olurdu. Ee, işte konserler falan da stadyum dolusu insanın yan yana geldiği, birlikte eğlendikleri, birlikte dünyayı paylaştıklarını hissettikleri anlar çok kıymetliydi. Ee, sanıyorum önce ülkenin bir neşesini yerine getirmemiz gerekiyor. İnsanların aynı zamanda eğlenebilecekleri, aynı zamanda işte kültürel, sanatsal üretim yapabilecekleri bir ülke haline gelmemiz gerekiyor. Çok teşekkürler. Ee, yani bir yandan etkinlikler diyoruz, neşemiz yerine gelmesi için bir de güvenlik sorunumuz var. Kadın olmak, LGBT'yi bir birey olmak çok zor Türkiye'de. Bununla alakalı bir soru var. Öncelikle hoş geldiniz. Merhaba. Ee, çok mutluyum size soru sorabildiğim için. Teşekkür ederim. Bunun için hep olayım size. Ee, i̇lk sorum şöyle. İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girebilmesi bizim için çok mühim ve önem arz eden bir konu. Bununla alakalı nasıl çalışmalar yürüteceksiniz? Bu sizin için önceliği hangi sırada olan bir konu? Ee, i̇kinci sorum da bunun dışında kadınların ve LGBT'nin uğradığı fiziksel gerek gerek e, sözel gerek psikolojik şiddetin önlenmesi cinayetlerin önlenmesi adına neler yapacaksınız e, planınız nedir nasıl politikalar göreceksiniz e, teşekkür ederim ben teşekkür ederim bizim için önceliği birinci sırada olan bir konu çünkü hem uluslararası hukuk açısından hem Türkiye'deki yasalar, anayasa açısından baktığımızda ya bir kişinin bir akşam aklına gelmesi neticesinde bir uluslararası sözleşmeden çıkmış olması kabul edilebilir bir şey değil zaten. Hani içerikten bağımsız olarak bunu söylüyorum. İkincisi e, sistematik olarak kadın düşmanlığı, sistematik olarak LGBT artı düşmanlığı yapan bir iktidarın yönettiği ülkede bunun toplumda bir karşılık bulmaması ve işte kadın düşmanlarının kendilerini güvende hissettikleri bir tabloda kadın cinayetlerinin ya da LGBT artılara karşı nefret söyleminin gelişmemesi mümkün değildi. Aslında bence geride kalan yıllarda yaşadığımız en önemli tarafı bu. Yani iktidar sistematik bir biçimde kadının hayatını sınırlandıran kadına özgürlük alanlarını daraltan bir yaklaşım içerisinde LGBT artılar zaten iktidar açısından şeytanlaştırılmış durumda. Yani bütün konsolidasyonlarını kendi o gerici yobaz tabanlarını bir arada tutmanın aracı haline getirmiş durumdalar. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda etkin bir tutum almak lazım. Bu vesileyle şunu da söyleyeyim. Yani biz Türkiye İşçi Partisi olarak önümüzdeki dönem kendi misyonumuzu sayımızdan bağımsız olarak bir ana muhalefet partisi olarak değerlendiriyoruz. Ve sorumlu bir muhalefet çizgisi izleyeceğimizi söylüyoruz. Buradaki yaklaşımımız şu olacak. İktidarın halk adına, yoksullar adına, kadınlar adına, gençler adına, ülkenin çıkarları adına attığı her tür adımı... ...ittifak ortakları buna karşı çıksa bile destekleyeceğiz. Bakın bu son derece önemli. Çünkü İstanbul Sözleşmesi bahsinde Millet İttifakı içerisinde de bir takım tartışmalar olduğunu biliyoruz. E, aslında Türkiye İşçi Partisi'nin neden parlamentoda olması, neden parlamentoda güçlü olması gerektiğine ilişkin önemli başlıklardan bir tanesi bu. Yani bazı konularda ittifakın... E, anlaşamadığı durumlar var. Burada halk lehine zorlayıcı bir tutum almak gerekir. İkincisi de e, aynı sorumlu muhalefet anlayışının bir gereği, iktidar e, kendi iç dengeleri nedeniyle ya da işte zaten artık iktidardayız e, fikriyle halkın e, taleplerine kulaklarını kapattığı anda ya da halkın çıkarlarına aykırı bir adım attığı anda ona dur diyecek bir kuvvetin hem parlamentoda hem toplumsal muhalefette güçlü örgütlü olmasının son derece önemli olduğunu düşünüyorum. E, bu İstanbul Sözleşmesi Türkiye Kadın Hareketi'nin Dünya Kadın Hareketi'ne bir armağanı düşünseniz yani bir uluslararası sözleşmeye İstanbul Sözleşmesi adı verilmiş. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi Türkiye'de kadınların bu konuda verdikleri kararlı mücadele. Dolayısıyla bu iradeyi siyaset alanına taşıdığımız anda zaten hiçbir kuvvet bunun karşısında duramaz diye düşünüyorum. Bu vesileyle bir kez daha bu 20 yıllık karanlığa karşı son derece kararlı, militan, onurlu bir direniş sürdüren tüm kadınları da selamlıyorum. Teşekkürler yanıtınız için. Ee, Emre'nin sorusuyla biraz spor tarafını konuşmuş olalım da istiyorum. Hemen açalım. Türkiye'deki her kesimden tüm spor severler, ilgili federasyonlardan, hakemlerden, şikayetçi. Bu kadar sporun sevildiği ve bu kadar yüksek nüfusa sahip bir ülkede başarının gelmemesinde siyasetin rolünü ne olarak görüyorsunuz ve tip olarak bu konuyla ilgili planlarınız ve projeleriniz var mı? Varsa nelerdir duymak isteriz. Teşekkür ederim. Galiba bu seçim sürecinde bir spor politikası açıklayan tek parti Türkiye İşçi Partisi. Yani bizim bilim kurulumuzun spor komisyonuyla beraber hazırladığımız çok kapsamlı bir spor politikaları belgemiz var. Şimdi burada paylaşmak çok uzun sürer ama onu bu vesileyle bir hatırlatmış olayım ve lütfen onu Gözden geçirin diye ricada bulunayım. Çok özetle ama şunu söyleyebilirim Türkiye'de pek çok alanda olduğu gibi sporda da iki tane bozucu faktör var. Bir tanesi para, bir tanesi iktidar. Yani bu ikisinin bu kadar baskın bir biçimde merkezinde yer aldığı tartışmalardan toplum açısından, bizler açısından sağlıklı bir şey çıkması mümkün değil. Spor Biraz böyle sadece profesyonel ana sıkışmış ve işte belki binde bir, on binde bir, yüz binde bir üstün yetenekli insanların tartışıldığı, konuşulduğu, değer gördüğü bir alan haline gelmiş durumda. Ee, bizim sporu daha bütünlüklü biçimde ele almamız gerekiyor. Bir kere herkes için sporu toplumsal e, alana yaygınlaşmış bir spor politikasını merkeze almak gerekiyor. Ya yani bu kadar büyük, bu kadar genç nüfusu olan bir ülkede e, bu kadar az sportif başarı elde edilmesi gerçekten ancak bu iktidar eliyle mümkün olabilirdi yani. yani ancak bunu başarısız olsunlar diye çaba sarf ederek e, yapabilirsiniz. E, bu <laughs> e, iktidar ilk ...seçildiğinde koltuğa yeni oturduklarında... ...örneğin futbolda dünya üçüncüsüydük biz. Şimdi sıralamalarda göremiyoruz kendimizi. Ya da işte ne bileyim basketbolda, voleybolda, takım sporlarında... ...herhalde galiba bir tek kadın voleybol takımımız şu anda bir istisna. Onun dışında her alanda büyük bir çöküntü yaşamış durumdayız. E, i̇ktidarın elini bu alanlardan çekmek gerekiyor. Her yerde olduğu gibi burada da liyakatsiz yöneticiler... ...yani ölçüt iktidara bağlı olup olmaması olan e, yöneticiler yönetim görevlerine getirildiği için başarısızlık kaçınılmaz oluyor. Bir de galiba ee, özellikle okul çağından başlayarak sporun yaygınlaştırılması yani her öğrencinin, her gencin, her yurttaşın spor yapabilme olanaklarının geliştirilmesi gerekiyor. Bugün spor epey masraflı bir şey haline gelmiş durumda Türkiye'de. Yani ancak e, bunun için özel olarak çaba sarf eden, bunun için özel olarak işte ekonomik e, bütçesinde bir para ayırabilen e, insanlar spor yapabiliyorlar. Bunun da ortadan kalkması lazım. E, Dediğim gibi tekrar bu seçim döneminde spor konusunda bir politika açıklayan tek parti benim bilebildiğim kadarıyla Türkiye İşçi Partisi oldu. Çok teşekkürler. Bir hakları korumakla alakalı canlılardan da devam etmek istiyorum. Aslında hayvanlar sorgu odası isimli kullanıcıdan gelen bir soru var. Hemen onu da açalım. Ben de sesleri çıkan ama konuşamayanlar adına bir soru yöneltmek istiyorum. Hayvanların yaşam hakkına saygı duymayan insanlardan çok sıkıldık ve bıktık. Hissedebilen, iletişim kurabilen ama konuşamayanlar adına hayvan dostlarımızı, hayvan hakları ve hayvan özgürlüğü yaklaşımınızı da sizden duymayı çok istiyoruz. Ya burada bence yine kapitalist toplumun e, yarattığı sıkıntılardan biriyle karşı karşıyayız. E, hani büyük balık küçük balığı yer, güçlü olan zayıf olanı ezer anlayışının bir ürünü olarak. Sadece insan ve insan doğanın efendisidir yaklaşımı egemen kılınmaya çalışılıyor. Ve bunun sonucu olarak da e, hayvanlara bir canlı değil de bir eşya muamelesi yapılıyor. Bir kere çizgiyi buradan çekmek lazım. Yani e, ortada bir can var ve dünyayı paylaştığımız, yaşamı paylaştığımız e, gerçeğiyle hareket etmek gerekiyor. E, bugün... E, Özellikle iktidar tarafından bu hayvan hakları komisyonu mecliste e, oluşturulmuş ve açık söyleyeyim benim mecliste olduğum dönem içerisinde yapılmış en iyi çalışmalardan bir tanesinde yapılmıştı. Yani pek çok eksiği var hala e, fakat e, bir türlü iktidar bu konuda e, adım atamadı. E, biz e, dünyanın evrenin e, ortak yaşam alanımız olduğu gerçeğinden ha hareket ederek, yaklaşmanın bir başlangıç adımı olarak çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir de böyle alınıp satılabilen bir meta haline getirilmesi herhangi bir canlının kabul edilemez bir şey. Bu Bunlar bir başlangıç noktası olabilir. Dünya ancak hep beraber birbirimizin haklarını tanıdığımız zaman daha güzel bir yer haline geliyor. Çok teşekkürler. Ben şimdi kendi sorumu araya katmak istiyorum. Ee, biraz çok sessiz stüdyonun ruhuna uygun olsun. Ee, herkesin sesini duyurabileceği bir ortam için aslında iletişim kanalları bir ihtiyacımız ama sosyal medya kullanımları kriz dönemlerinde kısıtlanıyor. Özellikle son depremde Twitter'ın kısıtlanmasıyla depremzedelerin sesini duyuramadığını gördük ya da direkt olarak platformların engellenmesi var. Yani Ekşi Sözlük hala kapalı. Ee, bu konulardaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Bir de aslında biraz önce de bahsettiğini söylediniz ama özellikle iktidar değişirse ve hala bu kısıtlamalar belli dönemlerde yaşanırsa bunlara karşı bir planlamanız var mı? Şunu söyleyeyim bu vesileyle de teşekkür edeyim. Bakın eğer sosyal medya olmasaydı yani, herhalde Türkiye İşçi adı pek duyulmayacaktı. Çünkü bütün o konvansiyonel medya organları bize kapatılmıştı. Yani sadece iktidar medyasından da söz etmiyorum burada. Bizim meclisteki ilk iki yılımızda neredeyse hiçbir konuşmamız, hiçbir açıklamamız, hiçbir haberimiz medyada yer almadı. Sağ olsun başta partili genç arkadaşlarımız olmak üzere sonra dostlarımız Türkiye İşçi Partisi'nin sesini sosyal medya kanalları aracılığıyla yurttaşa ulaştırdılar ve nihayetinde kimi medya kuruluşları da bunu görmezden gelemedi. Ama mesele sadece Türkiye İşçi Partisi'ne dönük bir engelleme değil. Burada iktidarın bir bütün olarak insanları susturma, konuşturmama, baskı altına alma, iletişim araçlarının tümünü denetleme kaygısının bir yansımasıyla karşı karşıyayız. Burada sınırsız özgürlük taraftarıyım çok açık söyleyeyim. Yani olumsuz şeyler olsa bile bunun ancak özgürlüklerin genişletilerek, daha özgür bir ortam yaratarak doğal, olarak elenebileceğini Düşünüyorum tüm engellerin ortadan kaldırılması gerekir. Ee, özgür internet diyoruz. Özgür iletişim e, diyoruz. E, bir de tabii burada e, mali açıdan da denetleyen, e, sınırlandıran yaklaşımlara karşı tutum almak lazım. E, dolayısıyla biz geldiğimiz aşamada hani insanların temel ihtiyaçları, temel hakları ücretsiz olmalı ve kar aracı haline getirilmemeli. Derken bunu sadece işte elektrik ihtiyacımız var, su ihtiyacımız var diye bakmıyoruz. İletişim de insan açısından temel bir ihtiyaçtır, temel bir haktır. Dolayısıyla ücretsiz internet altyapısının sağlanması da gerekiyor. Ben geldiğimiz aşamada zaten iktidarların bunu engellemeyi başaramayacaklarını da söyleyeyim. Yani boşu boşuna uğraşıyorlar. Bundan sonraki iktidarların da buna cesaret edemeyeceği kanaatindeyim. Ama herhangi bir girişim olursa da Türkiye İşçi Partisi'nin tavrı net olacaktır. Çok teşekkürler. Bu arada bir şey ekleyeyim, tartışıyoruz bunu. WhatsApp gruplarına mesaj atma sınırlaması getirmek gerekiyor. <laughs> Kontrol edebilmek için bir tek oradan şikayetçiyim. Yani inanılmaz günde binlerce WhatsApp mesajıyla ve her an hangi durumda olduğunuzdan bağımsız olarak yanıt bekleyen sorularla ilgili bir ne diyelim özgür denetim alanı yaratmak gerekiyor. Bir dönem WhatsApp şeyi sınırlamıştı. Forward ediyorsunuz, iletiyorsunuz mesajı. Onu toplu olarak çok kişiye iletemiyordunuz, sadece bir kişiye iletebiliyordunuz. Böyle bir dönem vardı. Belki tekrar getirmelerini isteyebiliriz buradan. <laughs> Peki çok teşekkür ederim. Ses duyurmaktan bahsetmişken bir soru var. Bir onu açmak istiyorum. Erkan Bey merhaba. Öncelikle iyi yayınlar dilerim. Sayın Can Atalay sesini duyuramadı bir adaylık süreci geçiriyor. Ee, onun adına ne söylemek isterdiniz teşekkürler Birincisi sevgili arkadaşlar canın e, tutukluluğu aslında hukuk dışı yani hakkında kesinleşmiş bir ceza yok İkincisi zaten kesinleşmiş bir ceza olsa aday olamazdı yasalara göre aday olmasının engellenmesi gerekirdi aday olabildiğine göre, hiç tartışmasız kendisini ifade edebilme hakkını tanınması lazımdı. Hatta işte cezaevinden çıkmış aday olduğu anda cezaevinden çıkması lazımdı. Şu anda Can'ın seçilme özgürlüğü engelleniyor. Ee, ama üstüne bir şey daha ekleyelim. Bunu da paylaşmış olayım. Biz TRT konuşmasını, her partiye tanınan propaganda hakkını parti adına Can yapmasını talep ettik. Bunu bildirdik. Hatta talep bile değil. Bu sadece bildirimimize bağlı bir şeydi. YSK maalesef bunu reddetti. Dolayısıyla hepimize düşen bir görev, hepimize düşen bir sorumluluk diye düşünüyorum. Buradan bu vesileyle çağrı yapayım. Sesimizin ulaştığı herkes aynı zamanda sevgili Can'ın sesine ses katsın. Bunun sesinin her yere ulaşmasını sağlayalım. Çünkü unutmayalım ki Can esas olarak bizler adına cezaevinde şu anda. Yani gezi direnişinin hepimize ait bir direniş olduğunu, hiç kimseye mahalledilemeyeceğini ama aynı zamanda hepimize ait olduğunu bir kez daha vurgulamış olayım. Can, yargılanması gerekenleri yargılatmak için uğraşıyordu. Gezi direnişinde katledilen arkadaşlarımızın avukatlığını yapıyordu. Ali İsmail'in, Ahmet'in, Abdoca'nın, Ethem'in avukatlığını üstlenmişti. Can, Soma'da maden işçilerinin avukatlığını üstlenmişti. Hendek patlamasında hayatını kaybeden işçilerin Avukatlığını üstlenmişti. Al Alada tarikatların e, elinde hayatlarını kaybeden kız kız çocuklarının avukatlığını üstlenmişti. Dolayısıyla hep toplumsal davalarda bizim adımıza görev alan bir arkadaşımızdı. Şimdi seçim sürecinde bizim onun adına görev almamız gerekiyor ve Can'ı bir an önce bu haksız tutukluluğuna son vermek üzere hareket etmemiz gerekiyor. Buradan özel bir ricada bulunayım. Yani bir iki kere daha yapacağız gibi gözüküyor. Can haftalık telefon görüşmesi haklarını bize seslenmek için kullanıyor. Ailesiyle dertleşmesi, belki duygularını paylaşması gereken o kısıtlı süreleri sesini bize duyurmak için. Kullanıyor, bunları partimiz paylaşıyor ve bunu hep beraber yaygınlaştıralım ve her yere canın sesini taşıyalım. Çok teşekkürler. Deprem bölgesi Hatay'dan bir milletvekili adayından bahsetmişken, depremle alakalı bir sorumuz var. Hemen onu araya koyuyorum. Erkan Başkanım, 6 Şubat depremleri çok çabuk unutulmadı mı diye sorarak başlamış olayım. Yani gün sonunda yaşanan deprem felaketinin seçim sonuçlarına etki edecek olması dolayısıyla seçimlerin konuşulması hemen arkasından konuşulmaya başlanmış olması belki çok acayip değil. Ama bütün bu siyasi girdabın içinde asıl konuşmamız gereken şeyi yine unuttuk. Seçim biter bitmez en hızlı şekilde tekrar depremin gündeme gelmesi ve hem deprem bölgesindeki e, yapılan yolsuzlukların ve suçluların peşine düşülmesi hem de e, İstanbul'da beklediğimiz deprem var onunla e, ilgili yeni önlemlerin en hızlı şekilde konuşulmaya başlaması gerektiğini düşünüyorum bu konuda neler düşünüyorsunuz e, ayrıyetten hatayı nasıl tekrar kuracağız çok teşekkür ederim ben teşekkür ederim ya birincisi Deprem doğal bir afet fakat bu doğal afeti felakete çeviren iktidarın politikaları oldu. Yani her şeyi bir yana bırakıyorum arkadaşlar. 24 yıldır toplanan deprem vergileri gerçekten deprem için harcanmış olsaydı biz 50 bin insanı bu depremde kaybetmemiş olacaktık. Şimdi bunu hiç unutmayalım ayrıntılarına girmeyeceğim ama burada iktidarın büyük suçlar işlediğini bir kenara yazmamız gerekiyor. Ve gerçekten benim duygu durumum tam sevgili dostumun ifade ettiği gibi böyle aklımın yüreğimin bir tarafı depremde bir tarafı seçimde ve seçimle ilgili yaptığımız her çalışmada acaba e, depremde hayatını kaybedenlere acaba deprem nedeniyle yaşamını yeniden kurmak zorunda olanlara haksızlık mı yapıyoruz diye düşündüğüm acaba depremi unutuyor muyuz kaygısına kapıldığımı da paylaşmak isterim ama galiba denklemi şöyle kurmak gerekiyor biz bu seçimde bir iktidarla vedalaşmalıyız ve hemen ardından depremde işledikleri bütün suçlarla ilgili bir hesaplaşma sürecinin, bir yargı sürecinin başlamasına hazırlık yapmalıyız. Başka türlü bir yolu yok. O yüzden mecburuz şu anda gerçekten ülkenin bir bölümünde, önemli bir bölümünde depremin etkileri bütün ağırlığıyla kendisini hissettirirken maalesef seçime odaklanmak durumundayız. Ama hani vicdanımızı rahatlatan, bizi bunu yaparken e, sorumlu bir bakış açısıyla hareket etmemizi sağlayan şey bu seçimden sonra e, geride kalan 21 yılda bu iktidarın işlediği tüm suçların hesabının sorulması gerekiyor. Bunlar arasında en büyük suçlardan bir tanesi de 50 bin insanımızın hayatını kaybetmesine neden olan politikalar olacak. Çok teşekkürler. Ee, ...emekli bir kullanıcımızdan... E, ...enteresan bir soru gelmiş... ...onu paylaşmak istiyorum... ...Salih S. isimli kullanıcımızdan geliyor. Erkan Başkanım saygılar... ...ben 2000 yılında emekli oldum... ...emekli olduğum zaman... ...ilk maaşımdan... ...o tarihte... ...13 tane çeyrek altın alabiliyordum... ...AKB iktidarı, da, iktidarı itibariyle... ...23 yıldır benim... ...her ay... 10 tane çeyrek altınım çalındı. Ben bunun yasal olarak alma şansım var mı mahkemeye verip? Soyuldum. Gerçekten soyuldum. Yani belgelerini de gönderebilirim. Bunları ben e-devletten aldım. O zamanki maaşım, o tarihteki çeyrek maaşı ücret hesapladım. 13 çeyrek yapıyor. Şimdi ben 3 tane çeyrek alıyorum. Her ay 10 tane çeyrek altınım çalındı, çalındı. Teşekkür ederim başkanım. Ben teşekkür ederim. Ya birincisi arkadaşlar şunu paylaşmak istiyorum. Emeklilik bir haktır. Yani siz yıllarca çalışırsınız, emek verirsiniz, bu arada işte sigorta primleriniz kesilir ve neticede belirli bir gün sayısını doldurduktan sonra emekli olursunuz. Bunu bir yük olarak gören anlayışı kabul etmemek lazım. Yani emekliler toplum için bir yük değil. Yıllarca o topluma verdikleri emeklerinin karşılığıyla Hayatlarının belli bir dönemini geçiriyorlar. Bu iktidarın hırsızlıklarından bir tanesi gerçekten emekli maaşlarının artık yani asgari ücretin altına düşmüş olması. Zaten asgari ücretin kendisi de açlık sınırının altında olunca insanlar doğal olarak açlığa, sefalete mahkum edilmiş oluyorlar. Bunu düşünelim. Yani hukuken nasıl işler süreç ama şunu paylaşayım. Yani bu iktidar sadece emeklilerin değil, işçilerin de, kamu emekçilerinin, memurların da e aslında bu ülkede yaşayan insanların yüzde %99'unun geride kalan 21 yıl içerisinde günden güne yoksullaşmasına, günden güne daha zor bir hayat yaşamasına sebep oldu. Bunu sıklıkla paylaşıyorum. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bakın, ekonomik göstergelerde her şey değişiyor. Fakat 21 yıldır hiç değişmeyen bir gerçek var. Türkiye'nin tepesindeki %1'in toplam servetten aldığı pay her gün arttı arkadaşlar. Her gün arttı. Bunun tersten okunması da şudur. Toplumu %99'u oluşturan bizlerin de toplam servetten aldığı pay her gün azaldı. Yani sadece emeklileri değil bu ülkede emeğiyle yaşayan, alın teriyle yaşayan her insanı yoksullaştıran ve her insanın cebinden Para çalan bir iktidarla karşı karşıyayız. Ee, burada yapılması gereken şey bize göre yapılması gereken şey e, bu dönemin e, bir hesabının çıkartılması. E, bu arada e, servetlerine haksız biçimde milyonlarca dolar servet katanların e, bu haksız kazançlarına el konulması, bunlardan hesap sorulması ve bunun halka dağıtılması. Üç adımlı bir, bir politika. Hesap sorulmalı, el konulmalı ve halka dağıtılmalı halka ait olanlar çok teşekkürler o zaman Recep Tayyip Erdoğan'la alakalı bir soru var ona geçelim ondan da en kısa sürede kurtulacağımız umuduyla yaşıyoruz bir daha da Tayyip Erdoğan sorularını sorulamayacağım Erkan Bey merhabalar benim sorum seçimi Tayyip Erdoğan kaybederse sonrasında nasıl bir tavır gösterecektir tahmininiz nedir Ha, teşekkür ediyorum. Ya bu sokakta da en çok sorulan sorulardan bir tanesi, ee, bir kısmı iyi niyetli, bir kısmı da biraz kaygı yaratmaya dönük ee, bu yaklaşımın. Yani esas sorulan şey şu. Ya Tayyip Erdoğan'ın kaybedeceği görülüyor. Peki kaybederse gider mi? Yani kaybederse bu iktidarı bırakır mı? Haklı tarafı şu. 21 yıllık bir iktidar ve bu arada binlerce suç işlenmiş durumda bu dönemde büyük olanaklar devlet olanakları mali olanaklar e, iktidara e... Erdoğan ailesine ve onların yakınında kümelenen büyük sermayeye paylaştırılmış durumda. Dolayısıyla bu kadar büyük suçlar işlediğiniz zaman iktidarı kaybettiğinizde başınıza geleceklerden korkuyor olmanız gayet normal. Bu nedenle de kaybetmemek için, kaybettikten sonra bırakmamak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarından hiç şüphem yok. Hiç şüphem yok. Fakat bizim özgüvenli davranmamız gerekiyor. Bir, yani her tür provokasyon girişimine karşı anahtar bir çözüm var. Eğer halk örgütlü davranırsa bütün provokasyonlar boşa çıkar. Bakın provokasyon örgütsüz halk kitleleri üzerinde etkili olur. Ama eğer siz örgütlü, kararlı bir duruş sergilerseniz her tür provokasyon boşa çıkar. Çünkü halktan büyük bir güç yoktur. Bunu e, en başa yazmak lazım. İki, e, yani kaybetmez, kaybetse de gitmez falan yaklaşımı biraz e, yenilgiyi kabul eden bir yaklaşım. Unutmayın Tayyip Erdoğan daha önce kaybetti. Kaybettikten sonra zorladı, daha büyük bir tokat yedi. E, kaybetti ve gitti, İstanbul'u bıraktı, Ankara'yı bıraktı, büyük şehirleri bıraktı. E, hani kaybetse de gider mi sorusuna ben hep artık aynı yanıtı veriyorum. Ya o gider mi gitmez mi bilmiyorum ama biz göndereceğiz O rahatlıkla hareket etmemiz lazım. Çok teşekkürler. Ee, biraz da böyle sizi kişisel olarak merak eden sosyal hayatınıza dair bazı sorular gelmiş. Onlardan da birkaç tane eklemek istiyorum. Zeynep Kaya'nın güzel bir sorusu var. Ben de çok merak ediyorum. Merhaba, Tipsi'nin Meclisi'nin etiketiyle ben Sayın Erkan Bey'e bir soru sormak istiyorum. E malum gündemimiz meşgul, gündemimiz yoğun, e, insanız her haliyle de. Boş zamanlarınızda kafanızı nasıl dağıtırsınız diye çok basit bir soruyla başlamak istiyorum. Şimdiden teşekkürler. <laughs> Bu ara pek boş zaman yok ki arkadaşlar. <laughs> Dağıtamıyoruz kafayı. Yani samiyetle ifade ediyorum. Böyle günde 3-4 saat falan uyuyabildiğimiz bir dönemdeyiz. Yani her zaman böyle olmuyor tabii. Ama uzunca bir süredir böyle bir yoğunluk içerisindeyiz. Dolayısıyla boş zaman yok ama hani olduğunda böyle vakit yarattığımda ya da boş zaman demeyelim onu ama vakit yaratmaya çalışıyorum. En sevdiğim şey uzun uzun yürümek. Kendi başına yalnız uzun yürüyüş yapmayı çok severim. Kafama en iyi gelen şey ne olduğunu düşünüyorum yıllar önce okuduğum bir öykü vardı düşünüyor yürüyor diye hep düşünme ihtiyacı duyduğumda yürüyorum o yüzden çok güzel çok teşekkürler bir soru daha paylaşacağım yine bir özel hayat sorusu diyeyim öncelikle hoş geldiniz benim sorum tekrar tekrar okuduğunuz, okumaktan en çok keyif aldığınız kitap nedir? Ya da beğeniyle eserlerini takip ettiğiniz bir yazar paylaşabilir misiniz? Teşekkürler. Yani tabii ki tekrar tekrar okumaktan keyif aldım Nazım Hikmet var. Ee, onun en sevdiğim genelde şiirleri sevilir de ben Yaşamak Güzel Şey Be kardeşim diye bir romanı var. Böyle sıkıldıkça e, okurum. Her okuduğumda başka şeyler öğrendiğimi Düşünüyorum. Ee, yani yazarlar konusunda ise ya klasikler zaten e, var. E, i̇şte Yaşar Kemaller, Orhan Kemaller falan bizim geleneğimizde çok özel yeri vardır. Ee, Anadolu insanıyla e, daha kuvvetli bağlar kurmamızı sağlar. Ama e, daha önce söylemiştim benim e, bir dönem sahaflık yaptığım için yeni yazarlara özel bir ilgim var. Yani bugün ve Türkiye'de e, geçen öyküler, romanlar yazan e, ...arkadaşları takip etmeye çalışıyorum. E, Mahir Ünsal Eriş'i önerebilirim. Hikmet Hükmenoğlu'nu önerebilirim. E, son dönemlerde okurken keyif aldığım e, yazarlar olarak. Şükran Yiğit'i önerebilirim. E, hemen aklıma gelenler bunlar. Ben de notlarımı aldım. <laughs> ben de bunlara kesinlikle bakacağım. Ee, kullanıcılardan gelen soruları bitirdik ee, çokça soruyu da yanıtladınız çok teşekkürler peki böyle hani şu bana hiç sorulmadı keşke sorulsaydı dediğiniz bir soru var mı sorulmadık bir şey kaldı mı bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> düşünüyorum yok yani şu anda yok öyle şeyden mutluyum onu söyleyeyim yani böyle her attığımız adımın takip edilmesinden şey düşmanlarımızdan bahsediyorum. Yani işte işte şu kaza giydi, işte uçakta şurada oturdu, geçen gün şurada yemek yerken görüldü falan gibi şeyler. bunlara cevap verme ihtiyacı hissediyorum gündeme girdiği zaman. Çünkü şundan mutlu oluyorum. Yani bizim herhangi bir hırsızlığımız, herhangi bir yolsuzluğumuz, e, herhangi bir haksızlığımız hani birisine karşı e, bulunamıyor. Yani böyle kazıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Türkiye İşçi Partililer nerede yanlış yapıyor, ne hata yapıyorlar diye. Hiçbir şey bulamayıp böyle komik komik eleştiriler getirdikleri zaman çok mutlu oluyorum ve pat diye bunlara cevap verdiğim zaman da acayip keyfim yerine geliyor. E, o yüzden pek Kalmadı herhalde. Her şeyimiz böyle şey cam kürede yaşıyormuşuz gibi yani bayağı şeffaf bir hayatımız e, oldu. E, teşekkür ediyorum soru soran bütün arkadaşlara. Umuyorum e, yanıtlayabilmişimdir sorularını. E, 15 Mayıs sabahına hazırlansın herkes. <laughs> Biz teşekkür ederiz. Kapatırken son olarak seçmene tek cümlede bu seçim için bir mesajınız var mı? İki mesajım var. Bir gerçekten e, bakın benim bazı konuşmalarım böyle çok paylaşılıyor ya. Genelde şöyle hissediyorum, e, anlık aklıma gelen cümleler daha çok paylaşılıyor. Mesela lale devri nasıl bittiyse, sülale devri öyle bitecek, konuşma metninde olmayan bir cümleydi. E, i̇kincisi, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın kuruluş toplantısında... E, ...böyle insanların aşırı gerçekçi olmasına bir tepkiyle e, hayal kurma çağrısı yapmıştım. Ve Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını indirdiğimiz günü hayal edin demiştim, böyle... Nereye gitseniz her tarafta Tayyip Erdoğan fotoğrafları görüyoruz ya. Şimdi bu, bu bunlara e, seçim bağlamında bunları tekrar ifade etmek isterim. E, daha önemlisi ama hani sesimin ulaştığı herkese şunu söyleyeceğim. 2023 seçimleri aslında ikinci yüzyıla yani Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına bir giriş kapısı. Yani ikinci yüzyılın temellerini atacağız. Dolayısıyla bu sorumlulukla hareket etmemiz lazım. Yani İkinci yüzyılda nasıl bir ülke istiyoruz? Kimlerin güçlü olduğu, kimlerin konuştuğu, kimlerin tartıştığı bir ülke istiyoruz? Bunu düşünüp oy kullanmamız gerekiyor. Yani bakın biz bir iddia ortaya koyduk. Dedik ki geride kalan yüzyılın sonunda AKP'nin iktidara gelmesi üzülerek söylüyorum bir tesadüf değildi. Yani işçilerin susturulduğu, kadınların susturulduğu, gençlerin susturulduğu, halkın susturulduğu bir ülkede, tarikatların, cemaatlerin beslendiği bir ülkede AKP iktidara gelir. Şimdi eğer biz kesin bir kurtuluş arıyorsak, önümüzdeki yüzyılda aynı belayla bir daha karşılaşmak istemiyorsak bu noktalarda kuvvetli kırmızı çizgiler çekmemiz gerekiyor ve Türkiye'de siyasette yeni bir kulvar açmak zorundayız. Yani bugüne kadar siyasetin dışına itilen işte bizim aday listelerimize bu gözle bir bakmanızı rica ederim. Biz bugüne kadar siyasetin dışına itilen insanları siyasete kazanmak ve Türkiye'de bu toplulukların daha güçlü bir biçimde temsil edilmesi, daha güçlü bir biçimde sözü çıkması için uğraşıyoruz. Bunun için çaba sarf ediyoruz. Bize hep şu söyleniyor, siz haklısınız, iyisiniz, güzelsiniz, sizi seviyoruz ama güçlü müsünüz acaba? Haklıyı, iyiyi, doğruyu, güzeli güçlendirmek bizim elimizde. Bence bunu başarabiliriz. Bu seçim Türkiye tarihinde başka şeylerin yanında iyinin, haklının, güzelin güçlendiği bir seçim olarak yerini alacak. Ve bu sayede biz önümüzdeki 100 yılı güvence altına alacağız. Çok teşekkürler. Hem geldiğiniz hem de samimiyetle e, tüm sorulara yanıt verdiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biraz sabah mahmurluğundayız. Bu arada Hı. sizlerden de teker teker özür diliyorum. Cumartesi sabahı, sabahın köründe Cumartesi günü e, bu çekimi yapıyoruz. E, buradaki emekçi arkadaşlarımız, Hı. kardeşlerim... E, Onlara bir borcum olsun. Ben fazla mesailere karşıyım. İnsanların fazla çalıştırılmasına da karşıyım ama program gerçekten çok yoğun. E, seçimden önceki son cumartesi da takdir edersiniz ki en kıymetli günler arasında yer alıyor. E, hepinizden teker teker e, özür diliyorum bu saatte çalıştırmak zorunda kaldığım için. E, teşekkürler. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Öyleyse kendinize iyi bakın, sesli kalın.